En Magazin kanalına hoş geldiniz. Yalı Çapkını, Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız, Doğduğun Ev Kaderindir, Kırmızı Oda ve İstanbullu Gelin dizilerinin uyarlandığı kitapların yazarı olan ünlü psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu gelen eleştirilere sonunda dayanamayıp isyan etti. Star TV'nin Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i bir araya getiren yeni dizisi Yalı Çapkını kısa sürede reyting rekorları kırmayı başaran bir yapım oldu. Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Gözde Kansu gibi efsane isimlerin yer aldığı dizi, gerek karakterleri gerekse hikayesiyle herkesi ekran başına kilitliyor. Seyran'ın güzelliği ve Ferid'in sempatik tavırlarını keyifle izliyoruz. Gününde birinci olan ve şu anda Türkiye'de en çok izlenen diziler listesine girmeyi başaran dizinin fragmanları bile milyonlarca kişi tarafından izleniyor. Ünlü psikolog Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek oluşturulan yapımın başladığı ilk zamanlarda gerçek hikaye olup olmadığı da merak ediliyordu. Dizinin gerçek bir hikayeden uyarlandığını belirten Budayıcıoğlu, "Bu Yalı Çapkını'nın hikayesi benim çok sevdiğim bir hikaye. Gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var, bakalım siz hangi karakterle empati yapacaksınız?" demişti. "Ben en çok Seyran ile ablası Sunay'ı kendime yakın görüyorum. Benim de kardeşlerimle ilişkim böyle yakındı. Hala'nın, evdeki anne Esme'nin ve Suna'nın kaderi bambaşka," ifadelerini kullanmıştı. Sadece Yalı Çapkını değil elbette. Masumlar Apartmanı, Doğduğun Ev Kaderindir, Camdaki Kız, Kırmızı Oda ve İstanbullu Gelin de Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından uyarlanarak çekilmişti. Şimdi ise ünlü psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu hastalarının hikayelerini ifşa ettiği nedeniyle gelen eleştiriler üzerine bir açıklama yaparak isyan etti. Budayıcıoğlu, "Kimsenin sırrını asla ifşa etmedim. Hasta dosyalarının başkaları tarafından görülmemesi, okunmaması için azami dikkat sarf ettim. Gerçek hikayeleri, onları kimsenin tanımayacağı şekle getirip öyle yazdım. Buna çok özen gösterdim. Önemli olan hikayenin özüydü, verdiği mesajdı, bunu kimin yaşadığı önemli değildi zaten ama yaşananlar gerçekti. Bugüne kadar tek bir hastam bundan rahatsız olmadığı gibi, bana o kadar çok güvendiler ki, yazdığıma değil, en çok yazmadığıma kızdılar," dedi. En Magazin haberler için, kanalımızı takip edip bildirimleri açmayı unutmayın.